Herkese selam. Bugün biraz fonlarla ilgili olarak konuşacağım. Ülkemizde fonlar çok tercih edilen bir yatırım şekli değil. Hatta çoğu kişinin fonun ne olduğundan haberi yok. Abi fon ne diyor? Bireysel emeklilik sistemi var ya. Ülkenin neredeyse 5'te biri şu anda bireysel emeklilik sistemine sahip. BES'e sahip. İşte orada onların yaptığı bu fonları alıp satmak. Yani sizin adınıza fonlar alınıyor, satılıyor. İşte altın fonu, gümüş fonu, hisse senedi fonu. Hatta yurt dışı hisse senetleri fonu bile olabilir bunların içerisinde. Fon mu, hisse senedi mi diye soracak olursanız bunun net bir cevabı yok fakat şu bir gerçek ki fonlara yatırım yapmak çok daha kolay ve basit. Ben tek tek başıma hisse senetleriyle tek tek uğraşmak yerine ki vaktim de yoksa sabah 9 akşam 6 bir yerde çalışıyorsam ve yoğun olarak çalışıyorsam sürekli ekran başında değilsem ya da keyfimin kahyası mısın uğraşmak istemiyorum arkadaşım o zaman fon almam daha mantıklı olacaktır. Çünkü neredeyse hemen hemen her şeyin bir fonu var. İşte elektrikli araç fonu, altın fonu, gümüş fonu, tarım fonu ki tarım fonlarıyla ilgili bir video yakında gelecek. İşte inşaat malzemeleri fonu. Tabi fon yöneticileri sizden bunun karşılığında bazı ücretler alıyorlar. Hizmet bedelleri alıyorlar. Bu hizmet bedelleri bazen muazzam rakamlara da ulaşabiliyor. Ee, bu bir dezavantajı fonların. Tabi fona yatırım yapmanın avantajlarından birisi de şu. Olabilir diye düşünüyorum. Ee, bugün 1 gram altın işte 3000 lira falan birazcık daha yüksek yüksekte 3000 lira diyelim. Şimdi tak diye çıkartıp 3000 lirayı veremezsin. Ama altın fonu alsan. E, 10 liralık altın fonu bile alabiliyorsunuz. E, fonların böyle avantajları var. Ha, tek tek hisse senedi yatırım mı daha iyidir, fon mu daha iyidir? E, ben bunun cevabını veremem. Kişiden kişiye göre değişir. Ben, beni soracak olursanız, ben hem tek tek hisse senedi de alıyorum ve fon da alıyorum. Benim fon yatırımlarım da var. Kendime öyle bir ben kısıtlama getirmedim. İlla yok, ben asla o yatırımı yapmam diye benim bir e, kişisel bir kısıtlamam yok. Fon da alıyorum hisse senedi de alıyorum. Canım ne isterse alıyorum. Tabii fonlarda stopajlar var. Altın, gümüş, değerli maden fonlarında. Hatta bu haberi de sizlerle paylaşayım aklıma gelmişken. Para piyasası fonları. Diğer bir adıyla faizli işlem fonları. Bunlara da %10 stopaj geldi. Hayırlı olsun. Artık bunlardan elde ettiğiniz karın %10'unu Devlete vergi olarak vereceksiniz. Ya bu ne yapar? Bu biraz borsa için iyi bir haber. Hani hisse senedi yatırımcılar için iyi bir haber bu. Ya avantajı var dezavantajı var. Şu şu da var yani yatırım olayında elbette farklı görüşler olacak. Şu mutlak doğrudur diyemeyiz. Mesela kısa vade nedir? Orta vade nedir? Uzun vade nedir? Bunlar da çok tartışılıyordur. Bence bunların da pek bir standartı yok. Şimdi ben bir fon alıyorum. Amacım bir araba almak kendime. 2 sene sonra ben bu arabayı almak için fon biriktiriyorum. Başka birisi aynı fonu alıyor. Onun amacı 5 sene sonra o arabayı almak. Çünkü her ay e, onun fon alımı için ayırdığı miktar benimkinden farklı. Dolayısıyla benim için 2 sene uzun vade yatırımken onun için 5 sene uzun vade yatırım oluyor. Sonuçta varılacak hedef aynı ama ona ulaşmak için geçecek olan zaman farklı. Şimdi 20 yaşındaki birisiyle 50 yaşındaki birisi için uzun vade kavramı değişiyor. 20 yaşında birisi için 10 sene uzun vade ama 50 yaşında birisi için 5 sene bile bence 3 sene belki uzun vade sayılır. Şimdi yani bu saatten sonra ben gelmişim 50 yaşıma 55 yaşıma belki bir yıl bile benim için uzun vade yatırım sayılabilir. Yani benim için 20 sene, öbür için 2 sene uzun vade. Orta vade de aynı şekilde. Bazen 6 ay benim için orta vade sayılıyor. Ama bazı durumlarda hayır diyorum 6 ay değil 1 sene benim için orta vadedir diyorum. Bu benim hedeflerime, elimdeki sermayeye göre değişiyor. Temettü ödeyen fonlar var. Bir de aldığı temettüyü ödemeyen fonlar var. Temettüyü ödemeyen fonlar bu fonları size vermeyince ne yapıyorlar? Onu da söyleyeyim. Ya temettüyü eşit olarak portföye dağıtır ya da aldığı o temettüyle yeni bir hisse senedi alımı yapar. Tek bir varlığa bile bunu yatırabilir. Ama sakın şöyle düşünmeyin. Fon yöneticileri aldığı temettüyü kendileri kullanmaz. Yani ceplerine atmaz veya o temettü kuruma kar olarak kalmaz. Söz konusu bile değil. Bunlar çok düzenli, denetlenen kurumlardır. Yani böyle bizim fon dediğimiz olay başıboş bir sistem değil arkadaşlar. Arkasında devletin taahhütleri var. Hani çok o ayrıntılara girmeyeceğim. Ama temettüyü araklama, işte indira Gandhi yapma gibi bir durum söz konusu değildir ve söz konusu olamaz. Ee, belki nakit olarak tutabilir. Gerçi tutacağını düşünmüyorum. Ee, mutlaka bir alım yapacaktır. E, fonun içerisinde ne olduğunu görmek için tefas sitesine bakabilirsiniz. Ama orada detaylı bilgi verilmiyor. Daha detaylı bilgi almak için böyle ücretli şeyler var, programlar programlar var. Onlardan cüzi bir ücret verip daha profesyonel bir fon yatırımcısı olmak istiyorsanız oradan da faydalanabilirsiniz. E, fonun bir avantajı da şu oluyor temettü ile ilgili olarak. Temettü aldığınızda Hani bunun ayrıca vergisini ödemeniz gerekiyor ama fonlarda bu vergiyi ödemiyorsunuz. Tabii şu var, 2024 yılı için geçerli bu söylediğim net 414 bin lira olması lazım. Bu kadar bir temettü almışsanız onun vergisini ayrıca ödemeniz gerekiyor. Bir hani o kardan yüzde kesiliyor temettü aldığınızda ama yıllık aldığınız temettü 414 bin lira ise herhalde bu da aylığa böldüğümüzde 35 bin falan eder mi? 34 bin mi eder? Yani yıllık 414 bin lira net temettü alıyorsanız ayrıca onun da vergisini ödemeniz gerekiyor. E, fonlarla ilgili doğru bilinen bir yanlışı daha burada düzeltmek istiyorum. Fonlar sürekli içeriklerini değiştirirler. Yani şöyle düşünün. Sen bir hisseyi belki 5 sene düzenli olarak alıyorsun. Her ay X şirketinin hissesini Alıyorsun ama fonlar öyle yapmıyor. <laughs> fonlar onu alıyor, öbürünü satıyor. Onların bizim gibi takıntıları yok. Oradan alıyor, buradan satıyor. Ee, ve fon yöneticileri genelde herkesin bildiği popüler hisselere yatırım yapıyorlar. Bist 100 dışına çıkmıyorlar diyebilirim. Çünkü yarın bir gün bir sıkıntı olsa kabak o fon yöneticisinin başında patlar. Ona sorarlar sen niye gittin böyle spek hissi aldım falan diye sorarlar. Başım ağrımasın diye fonlar bilindik hisseleri alırlar. E, fonlarla trade yapma olayı var bir de. Ona da değinmek istiyorum. Fonlarla trade şöyle. Yani günlük ya da haftalık bu iş yapılmaz. Fonlarla bunu yapamazsınız. E, ama aylık olarak, 3 aylık olarak bunu yapabilirsiniz. Ben de çok cüz'i bir meblağımı işte 20-30 bin gibi bu iş için ayırmışımdır. E, aylık e, fon trade'i yapıyorum. Çok cüzi bir meblağ. E, bir de şeyden bahsedeceğim. Güncel haberlerde ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere değerli dostlarım. E, Aselsan ile Havelsan arasında radar tanıma sistemi ihracat anlaşması yapıldı. 68 milyon dolarlık bir anlaşma. Aselsan yatırımcısına hayırlı olsun. SDT uzay ve savunma şirketi var biliyorsunuz. O da bir savunma şirketi Aselsan gibi. O da 2 milyon... 2 milyon dolara yakın bir sipariş almış savunma sistemiyle alakalı. SPK 2023 yılında halka arzlardan 1 milyar küsür lira komisyon yani kayıt alma ücreti almış. Derler ya kumarı oynatan kazanır. Bunlar da sizlerle paylaşacağım birkaç haberdi. Ee, anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.